Sevgili seyirciler, Haberler.com'da bugünkü konuğum oyuncu Birhan Tut olacak ve şu an kendisi de yanımda zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Aynen. Nasıl gidiyor? İlk olarak bu soruyla başlayayım. Güzel sezon, gidiyor. Sezona ara verdiniz. Evet, evet. Yani biz Emanet dizisi olarak ara verdik ama tabii bizim çalışmalarımız devam ediyor çok yoğun bir şekilde. Her gün bir yerlerdeyim, her gün koşturuyorum. Yoğun bir süreç yani. Peki şunu sormak istiyorum ilk olarak. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Birhan Tut kimdir? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Gibi gibi. Çocukluğuma evet, çocukluğa da başlıyorum aynen. O kadar geriden almasaydık kadar geriden. Süremiz ne kadar? Yeter tamam. Süremiz. Ya ben herkes gibi aslında standart bir çocukluk geçirdim. Çocukluktan beri de sürekli hep kendini geliştirmek isteyen, bu mesleğe gönül vermiş ve bu mesleği yapmak isteyen biriydim. Zaman geçtikçe, büyüdükçe de hayallerimin peşinden koşmaya devam ettim. Gerçekleştirebildiğim derecede gerçekleştirdim ve şu anda buradayım. Karşında oturuyorum. Yani aslında. Çocukluktan beri istiyordun aslında. Evet, evet. Çok küçük yaşlarda ben tiyatroya başladım zaten. Hayalim hep buydu yani. Başka meslek düşünmüyordum hiç. Kendimden. Küçük yaşlarda tiyatroya başladın. Devamında nasıl seyretti bu süreç oyunculuk adına? Tabii çok küçük olduğum için yani yaşım daha 7-8. Çok tecrübesizim. Hiçbir şey bilmiyorum. Dönem günümüzdeki gibi değil. Ve haliyle sadece tiyatro yapabiliyorsun. Ekrana çıkmak daha zor o yaşlarda. Zaman ilerledikçe, benim de yaşım ilerledikçe tabii bir noktada televizyona evrildi kariyerim. Tiyatroyu çok uzun süredir yapamıyorum. Yaklaşık 2,5 yıldır. Ondan öncesinde de bir 5 yıl yapamamıştım. Pek vakit bulamıyorum ama bu yıl yapacağım mesela. Kafaya koydum yani. Bu şekilde evrildi. Genel olarak motivasyonu her zaman yüksek, enerjisi yüksek ve azimli bir karakterimdir. Peki o zamanlarda takip ettiğin, idol olarak aldığın isimler var mıydı? Yani yerli yabancı. Hiç fark etmez. Şener Şen benim için her zaman bir idoldür. Yani yerli sinemaya bakacak olursak. Onlar çok büyük ustalar. Komediyi gerçekten çok büyük. Dramı gerçekten çok büyük. Her şeyi çok büyük oynayabiliyorlar. Ve bu çok hayranlık duygusu. Yabancı örnek milyon tane sayarım. Ama yani bizden bir örnek vermek istedim. O yüzden Şener Şen. Şener Şen ustadır gerçekten öyle. Bu arada gördüğüm Evlat Kokusu, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizilerde oynadın. Burada Kurtlar Vadisi Pusu'yu sormak istiyorum. Dönemin en çok izlenen ve beğenilen dizilerinden birinde oynadın. Nasıldı buradaki sürecin? Neler yaşadın? Yani Kurtlar Vadisi Pusu yaklaşık günümüzden 11 yıl önce falan oynadığım bir işti benim. Ben 16 yaşında mıydım, 17 yaşında mıydım? Tam hatırlamıyorum da. 18 de olabilirim. Yaşım çıkacak. Çıksın. Sanki çok bir şey. Sanki bilinmiyor. Değil mi? Yani ben Kurtlar Vadisi'ni seyretmiyordum açıkçası. Çok popüler olduğunu biliyordum ama seyretmiyordum. Bir sabah bir telefon geldi ve bir anda anlaşmış bulunduk. Gittim sadece 7 bölüm oynadım ve o dönem gerçekten hani sokaklar falan boşalırdı Kurtlar Vadisi başladığında. Tam o döneme evet. Çok ciddi bir popülariteyle karşılaşmıştım sokağa çıktığımda. Çok güzel bir deneyim olmuştur diye evet, düşünüyorum. Evet. Yani bir de yani genç yaştasın, tek başına bir şeylerin mücadelesini veriyorsun ve Türkiye'nin en top bir numaralı dizisinde oynuyorsun ve çok önemli bir karakterdi. Hani benim oynadığım o sürecin en önemli karakterlerinden biriydi. Aynı zamanda Mahrem dizisinde de bu yakın zaman tabii ki Hakan Yılmaz başrolünü oynadın. Aslında biraz ciddi ve düşündüren bir karakter oldu diye düşünüyorum. Nasıl oldu başlama sürecin? Bir tedirginliğin oldu mu bu rolü oynarken? Acaba nasıl olacak diye düşündün mü? Yani aslında tedirginliğim oldu. Bu noktada Filiz Çelik menajerim, o beni çok sakinleştirdi, rahatlattı ve motive etti. Çünkü bize Mahrem'in audition'ı geldiğinde, ben audition'ımı çektim, yolladım. Ardından işte yönetmen görüşmesi vesaire. Sonra biz anlaştık. Bir anda senaryolar geldi ve bayağı ülkenin kanayan yarası olan bir konuyla ilgili kötü bir karakter Hakan Yılmaz. Aslında iyiden kötüye evrilen, direkt onları temsil eden bir karakter. Dedim çok tepki alır mıyız, bir sıkıntı olur mu, nasıl bir şey yorumlanır olur mu falan. Evet. Filiz o noktalarda rahatlattı. Çok da güzel oldu. Hakan Yılmaz'la ödül de aldım 6 ay önce.
Mahrem'le. O da beni çok gururlandırmıştı. Çünkü çok zor bir karakterdi bir de. Yani iyiden kötüye evriliyor. Sonrasında vicdanıyla yapmak zorunda olduğu şeyler arasında çok sıkışıyor. Dostlukları arasında sıkışıyor falan. Bir de karakterin yaklaşık 20 yıllık süreci. Hani biz mesela sete giriyorduk. İşte bir sahneye giriyorum, 17 yaşındayım. Hemen o sahne bitti, diğer sahne 28 yaşındayım falan. Hani 10 yıllık bir atlamayla sahne oynuyorum vesaire. Çok zor ama çok keyifli bir süreçti benim için. Bir de hani dizinin başrolünü oynamak evet, ekstra bir sorumluluktu. Hoşuma da giden bir sorumluluktu. Sonrasında hayranlarında bir değişim oldu mu ya da nasıl yorumlar aldın bu diziden sonra? Ben açıkçası çok kötü yorumlar bekliyordum yani. Bayağı hani küfür ederler bana Instagram'dan, yardırırlar diye düşünüyordum ama herkes çok güzel tepki verdi. Hani o çok hoşuma gitmişti mesela. Hakan'ı işte Hakan'dan nefret ettik ama seni çok sevdik, sen çok güzel oynamışsın gibi. Bir tane bile hakaret yorum almadım, kötü bir yorum almadım. Sadece birisi mesaj atmıştı, o çok dikkatimi çekti. Abi niye işte arkadaşlarını sattın, muhtemelen mesajımı görmeyeceksin, hapistesindir şu an. Çünkü tutuklandım. 5 dakika önce fotoğraf paylaşmışım ama. O çok dikkatimi çekmişti. O da sanırım espri yapıyor diye düşünelim. Belki evet olabilir. Bir de Emanet dizisini soracağım şimdi sana. Evet. Nasıl başladın? Doktor olarak girdin diziye. Hı-hı. Sonradan girdin, psikologtun diye hatırlıyorum değil mi? Evet, evet psikolog. Nasıldı girişim? Psikiyatrist doktor Aziz Yahyaoğlu. Evet, Aziz. Emanet'in Aziz'i. Evet. Ya Emanet şöyle bir süreç. Mahrem bitti. Mahrem'in çekimleri bitti. Yaklaşık bir 5 aylık bir boşluğum oldu benim. Çünkü yaz ortası bitti. Haliyle yaz projelerinde devam edemedik. Çünkü çekimlerimiz devam ediyordu. İşte Eylül, Ekim falan filan derken biz bir sürü işle görüşmeye başladık haliyle. Akabinde Karamel Yapım işte bir teklifte bulundu. Görüşmeye çağırdılar. Biz tabii çok fazla yerle görüştüğümüz için o esnada oraya da gittik. Bir kafa karışıklığı içindeyiz. Ne yapsak diye böyle düşünüyoruz. Sonra ben Aziz karakteri gönderildi bana. Aziz karakterinin karakter analizi. Filiz'e dedim ki ya tamam birçok yerle görüşüyoruz belki ama benim içimden bir ses bunu yapmalıyız diyor. Hani ben bu insanları da çok sevdim. Tanıştık çünkü yapımcımızla, Nazmiye Yılmaz'la, Sevda Kaygısız'la, onlara da selam göndereyim. Çok tatlı insanlar gerçekten. Aile gibi hissettiriyorlar. Dedim ki benim içim gidiyor bir hani buraya. Biz bunu yapalım dedim. Filiz de zaten farkındayım dedi. Yani yapalım dedi. Sonra anlaştık. Başladık çalışmaya. Psikolog olarak girdim, evet. Bu Sıla'nın oynadığı karakter Seher, onun psikoloğu olarak girdim. Sonrasında tabii hikaye evriliyor, başka yerlere gidiyor. Önümüzdeki bölümlerde çok güzel şeyler de olacak. Bayağı aksiyon dolu, heyecan dolu bölümler. Oynarken çok keyif aldım açıkçası. Yani bütün o çekim süreci boyunca gerçekten keyif aldım. Ve hatta set bittiğinde duygusallaştığım... Bir burukluk oldu. Yani evet. Şöyle bir şey var bende. Her proje, yaptığım her şeyi sahiplenirim ben. Yani hayatımda da böyle, arkadaşlarımı da sahiplenirim, çalıştığım insanları da sahiplenirim. Hani ben bir yerle çalışıyorsam en iyi orasıdır benim için. Hani dünyanın en mükemmel insanlarıdır benim arkadaşlarım. Hani hep böyle bir sahiplenme var. Ama ilk defa ben mesela böyle Emanet'in son set gününde bu burukluğu hissettim. Yani öncekilerde şey oluyordu, tamam çok güzel bir iş çıkarttık, tatminiz, mutluyuz, setimiz bitti, alnımızın akıyla çıktık bu işten falan. Ama işte Emanet'in son set daha gününde... farklı bir duygu hissettin evet, o zaman diğerlerine. Evet, neden yani acaba? Bilmiyorum hani yönetmenime sarıldım, Ayhan Özen'e, Serkan Mut'a, ne bileyim işte Halil'le sarıldık. Bayağı son set gününde birlikteydik. Halil İbrahim Ceyhan'dan bahsediyorum. Set ekibi, yapımcılarımız oradaydı. Yani aile gibi hissettirdikleri için gerçekten hani insan bir üzülüyor. İnsan böyle bir şey duygusallaşıyor. Bir de günlük dizi olduğu için çok daha yoğun tempoyla evet, çalışıyorsunuz. Evet, yani her sabah çok erken bir saatte çalışmaya başlayıp akşamın geç saatlerine kadar
Düzenli olarak tabii ki. Birlikteyiz bu insanlarla ve ister istemez hani evde kedim var benim mesela, ondan daha çok görüyorum. Doğrudur. Peki yeni sezonda devam edecek misin? O durumlar belli midir? Yani henüz belli değil. Yeni sezona da daha çok var zaten bildiğim kadarıyla. Biz hikayemizin geldiği noktaya kadar çekimlerimizi tamamladık. Gelecek sezonda ne olur bilmiyorum. Henüz öyle bir görüşmemiz olmadı. Karakter şu anda devam ediyor dizide. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Biraz olaylı oldu aslında dizinin son bölümleri. Sıla Türkoğlu sezon finalini çekmedi ve onun yerine bir dublör oynatıldı iddiası yer aldı. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Sıla'ya bazı kişiler tarafından da çok tepki geldi. Hiç profesyonelce değil. Sezon finalini de çekmesi gerekiyordu gibi yorumlar geldi. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Yani evet, o süreci biliyorum. Yani sezon finalimizin, sezon finalinde bazı sıkıntıların yaşandığını biliyorum. Son bölümlerde benim Sıla ile çok sahnem yoktu. Genelde Halil ile biz çalışıyorduk ve hani iki ekip olduğu için genelde ekiplerimiz ayrıydı. O yüzden neler yaşandığı, ne olduğu bilmiyorum. Yapımcımız, yapım şirketimiz zaten gerekli açıklamayı yaptı Instagram hesabından. Sanırım akabinde Sıla da bir şeyler söylemiş. Şunu söyleyebilirim, Sıla benim arkadaşım. Yani her gün sete beraber gittiğimiz, beraber döndüğümüz, iyi de bir dostluk kurduğum bir insan. Yapımla yaşadığı sorunlar ya da projeyle ilgili yaşadığı sorunlar hakkında bir fikrim yok. Bilmiyorum da, beni de ilgilendirmiyor yani yaşanan problemler. Ben Instagram'da da paylaşmıştım. Evet, ikinci sayfadaki konuşmalar değil, üstüne. Ondan önce mi? Ben arada yapıyorum. Yani sonuçta işin yöneticileri ve mesulleri bu konuyla ilgileniyor. Yani şu anda ben burada ne desem bu konuyla ilgili boş. Peki az önceki dediğim ikinci sayfada konuşulanlar üzerine de sen bayağı uzun bir açıklama yaptın. Ya ikinci sayfada konuşulanlara açıkçası ben her işe benim saygım var. Yani haberciliğe saygım var, magazine saygım var, eğlence sektörüne, her türlü sektöre, her türlü meslek erbabına saygım var. Evet. Ama benim saygım varsa onların da saygısının olması gerekiyor. Yani bir televizyon programında oturup Sıla Türkoğlu'nun oyunculuğu şöyle, Halil İbrahim Ceyhan'ın oyunculuğu şöyle, o dizideki oyunculuklar zaten vasat, bilmem ne bilmem ne. Ya bu insanlar, az önce bahsettiğim Nazmiye Yılmaz, Sevda Kaygısız, Karamel Yapım ailesi olarak bu sektöre bir sürü insan kazandırdılar. Bir sürü genç oyuncuyu alıp istihdam ettiler. Belli noktalara getirdiler. Onlara bir şeyler kattılar. İnsanlar kendilerini geliştirebilirler. Hani bugün bu sektöre başlarsın, belli bir oyunculuğun vardır. Bir sonraki projede daha iyi oynarsın, daha iyi geliştirirsin kendini. Sıla 23 yaşında bir kardeşimiz ve hani onun hakkında Halil gece gündüz emek verdi benim gözümün önünde. Yani Sıla da aynı şekilde, o da aynı şekilde, yapım da aynı şekilde. Ya bu insanlar hakkında bu kadar rahat atıp tutulmamalı. Sonra kadınlara, işte gençlere saygı bekliyorlar, saygı çağrıları yapıyorlar. Siz 23 yaşındaki bir kadını o stüdyoda, o koltuklarda, o masada düşürdüğünüz durumun farkında mısınız peki? Yani onu bu kadar acımasızca eleştirerek o kuşağa iyi örnek olduğunuzu mu düşünüyorsunuz ya da ya bilmiyorum, ben sinirlendim, bana hoş gelmedi bu. O yüzden de kendimce sonuçta arkadaşlarımla ilgili, içinde bulunduğum projeyle ilgili konuşulan bir konuya tepki göstermek istedim. Hani ben Müge'yi, Gülşen'i tanımam. Yani hiç tanışmışlığımız da yok, karşılaşmışlığımız da yok. İyi insanlardır, adaletli insanlardır bilemem. Sadece o gördüğüm konuşma, o video, orada ona müsaade edilmesine birazcık kızdım açıkçası. Peki buradan şuna geçmek istiyorum, sektöre geçmek istiyorum, oyunculuk sektörüne. Rol bulmak şu dönemde kolay mı, zor mu? Aslında baktığımız zaman birçok kaynak var, dijital platformlar da buna ekleniyor. Ama şu an için bazı oyuncular ön planda mı geliyor? Geriden gelen yeni oyunculara çok yer açılıyor mu? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ya bununla ilgili şunu düşünüyorum. Kendimizi var ettiğimiz kadar varız her yerde. Hayatın her noktasında bu böyle.
Oyunculukta da kendimizi ne kadar geliştirirsek, iletişimimizi ne kadar geliştirirsek insanlarla, çevremizle, sektörle, o kadar insanların çalışma noktasında aklına geliriz. Şimdi şöyle bir şey var, şöyle bir algı var. Ya ekranda hep aynı insanlar var. Hep aynı oyuncuları görüyoruz. Yeni yüzler neden yok? Şu neden yok, bu neden yok? Eyvallah, tamam. Şöyle bir içeriden biri olarak şunu söyleyebilirim. Ben rahatsız olduğum bir enerjiyle çalışmak istemem. Ben seni tanıyorum, seninle çalışmak isterim. Çünkü senin nasıl çalıştığını biliyorum. Hı hı. Toplum içinde nasıl davrandığını biliyorum. Sen benim için güvenli alansın. Ve iyi de performans sergiliyorsan elbette ki ben seninle çalışırım. Bu sektörde torpil diye bir şey yok bence. Bakın ben Mahrem'in audition'ını evimde çektim. Bayağı kitaplığa koydum telefonum. Böyle oturdum karşısında çektim. Filiz'e gönderdim menajerime. Ve biz Mahrem'in başrolü olduk. Evet. Kimse bana torpil yapmadı. Rol bulmak zor olabilir, kolay olabilir, kişiden kişiye değişebilir. Ama ben orada o enerjimi ortaya koydum, o audition'ı çektim ve başrol oynadım, bir dizi oldu. Evet. Yani torpile inanmıyorum, rol bulmanın zor olduğuna inanmıyorum. Sizin ne kadar inandığınızla, ne kadar mücadele ettiğinizle ilgili bir şey bu bence. Evet. Potansiyelinizi fark etmenizle ilgili bir şey. Göktürk dergisi 4. yılın enleri ödül töreninde yılın en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu ödülünü almışsın. Bravo. Tebrik ediyorum. Böyle ödüller almak motive ediyordur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle tebrik ettiğin için. Ya ödül almak tabii ki ben hani ödül konuşmasında da söyledim. Yaptığın işin takdir edilmesi, layık görülmek ödüle, başarılı bulunmak bunlar çok kıymetli şeyler, çok değerli şeyler. Elbette ki motive ediyor. Ben de çok gurur duydum. Evet, hani bizler de tekrar. İkinci ödülümdü benim. Hı hı. Bu yıl aldığım. Birini mahremle aldım, birini emanetle almış bulundum. Aslında yılın en iyi çıkış yapan dizi oyuncusu. Şu an aktif olarak emanette oynadığım için. Hı hı. Evet. Emanetle geldi. Bu da benim için ayrı bir mutluluk. Tekrar tebrik ederiz biz de. Ben de buradan teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağlayan herkese. Yapımcılarımıza, yönetmenlerimize, menajerime, herkese. Bir de şunu sormak istiyorum. Erkek oyuncularla ilgili hayranları ve takipçileri genelde merak ettiği tek bir şey var. Hayatında biri var mı? Aşk hayatı nasıl gidiyor diye. Ve bu gerçekten çok merak edilen bir şey. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Şu an hayatında biri var mı? Biri bana yardım etsin. Yok, kimse edemez. Yani ne desem ki? Ya biraz oralar karışık bende. Net bir şey yok mu diyorsun? Net bir şey olmadığı için de yani var ya da yok diyemiyorum hayatımda birisi. Tabii ki bir şeyler hissettiğimiz insanlar oluyor. Dönem dönem hepimizin hayatında. Elbette ki benim de var şu anda ama yani yok. Yok gibi mi? Yok olarak mı? Yani ben biraz şey biriyim, şey bir karakterim. Bunu da izleyince gülecek arkadaşlarım biliyorum ama ağırdan almayı seven bir karakterim. Gülmeyin. Ağırdan almayı seviyorum. Onun yerine ben güleyim. O yüzden... Yani aşk hayatında biraz yavaş davranan, ağır kanlı biri miyim demek istiyorsun. Hı-hı. Öyle misin? Öyleyim. Peki kendinle ilgili bir eleştiride bulunacak olsan ne olur ilişkilerde? Çok sabırsızım. Çok sabırsızsın ama az önce ağır kanlıyım dedin. İşte sen düşün. O yüzden böyle komik hareketler. Sabırsızım evet ya. O sabırsızsın. Benim en büyük, ya kendimde gördüğüm en büyük sıkıntı. Burç, hemen olsun. Burç neydi bu arada? Akrep. Ha. Akreplere de çok laf geliyor ama. Ya bizim burcumuz akrep. Kendimiz akrep değiliz yani. O biraz... Belirtmek lazım değil mi? Biraz insaflı olun lütfen, ne olur. Yok, ben etmiyorum. Ya kime böyle var. Şey desem, yani burcun ne diye soruyorlar. Akrep diyorum. Iy, akrep mi falan oluyor. O da bende oluyor. Ben de ikizlerim. İkizler söyleyince ay. Ay, ikizler mi? Öyle oluyor. Aynen öyle ya, oluyor. Şaka yapıyorum. Ya, astrolojiyi de severim, ilgilenirim bu arada. İnanırım astrolojiye. Peki şunu da sormak istiyorum. Klasik aslında oyunculara sorulan sorulardan biridir ama en çok hangi rolde oynamak istersin? Hayalinde var mıdır? Şu rolü de çok oynamak istiyorum diyebileceğim bir şey.
Ben bunu yani ilk Mahrem'le deneyimledim kötü adam oynamak. Yani kötü adam oynamak çok güzel çünkü motivasyonu sürekli değişiyor. Hani oyunculuk açısından söylüyorum bunu. İyi adam sadece iyi oluyor. Hani motivasyonu iyilik. Ama kötü adamda öyle bir şey yok. İyi oluyor, kötü oluyor, vicdan yapıyor, vazgeçiyor, acımasız oluyor vesaire vesaire. Hani çok beslenebileceğin yer var. O yüzden kötü adam oynamayı seviyorum. Böyle şey, psikolojik bir şey oynamak istiyorum. Mesela You'daki Evet. neydi karakterin adı? Hatırlamıyorum Joe ama Goldberg evet. ama sürekli değiştiriyor adını tabii dizide. Öyle bir karakter oynamak da istiyorum. Şu an. Hani şey ama psikopat. Güler yüzlü psikopat. Sakin Senden olamıyorum. Şaka yapıyorum. Son Ama olarak. samimi bir şekilde hani bir sohbet ettiğimiz için böyle konuşuyorum bu arada. Öyle bir şey oynamak isterim tabii ki yani. Peki son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Biz çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Benim için de çok keyifli geçti. Eklemek istediğim bir şey yok. Peki. Anlattığım kadar her şey. Teşekkür ediyoruz tekrar Umarım geldiğin başınıza bir için. şey gelmez. Yok yok gelmez. Sakin ve tatlı geçti. Bence. Teşekkür ediyorum. Çok da memnun oldum bu arada. Ben de çok memnun oldum. Çok da teşekkür ediyorum. Teşekkürler.